Eskişehir'de bulunan Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrenciler örnek bir projeye imza atıyor. Afrika'da su bulamayan insanlar için bir su kuyusu yaptırmak isteyen öğrenciler bunun için Tepebaşı ilçesinde bulunan Ulu Önder Camii önünde yardım kermesi düzenledi. Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Furkan Doğan Timur, arkadaşlarıyla birlikte bir hayır işi yapmak istediklerini ve bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Arkadaşlarımız zaten bir hayır yapmayı düşünüyorduk. Bunu nasıl yapabiliriz? Öğrenci olarak bunu nasıl yapabiliriz diye düşünüyorduk. Öyle işte aklımıza geldi öyle. Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Tezcan Korucuoğlu ise yapacakları su kuyusuyla hayatını kaybeden öğretmenleri için kalıcı bir eser bırakarak yad etmiş olacaklarını belirtti. Afrika'da susuzluk problemi yaşayan insanların bu problemlerine birazcık destek olup kendi okulumuz adına bir su kuyusu açma projesi içerisindeyiz. Bu noktada biz okulumuzda her sınıfımızda ayrı ayrı kumbara yerleştirip paralar topladık. Bu su kuyusu projesinde malum belli bir maliyeti olacağı için destek olmak amacıyla da böyle bir kermes tertip ettik. Bugün de bu kermesi tamamlayıp bu eksik olan ücretleri de tamamlayıp artık hani su kuyusunu tamamlayacağız. Bir de burada şöyle bir bilgi vereyim ekstradan. Bu su kuyusunda bizim çok kıymetli, gerçekten güzel bir başarılı bir eğitimci olan geçen yıl kaybettiğimiz Uğur Kırım İngiliz öğretmenimizin adını vereceğiz bu su kuyusuna. Bu da bizim adımıza hani güzel bir çalışma olacak. Onu da bu şekilde hani kalıcı bir eserle de yad etmiş olacağız yani. Uluslararası Cevat Ülger, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan Esra Soysal da beklediklerinden çok daha fazla ürün geldiğini aktardı. Öğrenciler bu su kuyusu projesiyle ilgili konuşmaya başladıkları zaman ilk olarak onu söylediler. Uğur Kırım hocamızın adını verelim dediler. Daha da güzelleşti, daha da anlamlı bir hale geldi kuyu projesi.